lazım. Ankara Film Festivali'nin akabinde başka film festivalleri de var. Yani festival sezonu devam ediyor. Ardından Eskişehir Film Festivali var. Ve onun sıra daha küçük film festivalleri var. Daha niş temalı film festivalleri var. Engelsiz Filmler Festivali, Dağ Filmleri Festivali gibi. Ve bütün bu festivallere bakanlıktan çağrının gittiğini duyduk. Yöneticileri aranmış ve gösterdiğimiz filmlerde eser tescil belgesi var mı diye sormak zorundasınız. Şimdi ben konuşum eser sahipleriyle. Eğer eser tescil belgesi yoksa gösteremeyeceksiniz diye. Şimdi ben bütün festivallerde ulanmaya başlamış. Dolayısıyla önümdeki bölümde ben şunu hatırlattım, 2 sene önceki Rotterdam Film Festivali propaganda filmler için ayrı bir bölüm yaptı ve hani IŞİD'den işte Amerika'nın ikinci Dünya Savaşı'na Kuzey Kore filmlerinden komünist filmlere kadar pek çok propaganda filmi festival bağlamında bakın şu anda propaganda yapılacak filmi gösterildi. Yani sonuçta gösterebildiler. Ayrıca hani bakanın açıklaması festival ve terör kelimelerinin yan yana gelemezdi. Hani birazcık tartışmalı bir mesele. Çünkü hani terör konusu üzerine de çok fazla film, belgesel çekilmiş durumda. Hani bakacak olursak hani sinema tarihine de genel olarak sinema dünyasına hani belki dünyanın en tanınmış teröristi Carlos'tan başlamak üzere hani onun personası üzerine bile çekilmiş bir belgesel izledik biz bundan birkaç sene önce burada film festivalinde. Yani o yüzden burada hep böyle bir çok standart duruma göre müdahale etme şeyi söz konusu oluyor. Öbür taraftan bu seyircilerin çağrısı üzerine yönetim kardeşimde yasantıya karşı bir platform oluşturuldu. Böyle bir ses açıldı. Çağrı uzantıya başladı. Bu ana imzacı bölümünün sürede uzak tutulmaya başlandı. Baktığımızda cumartesi günü için bir takım aktiviteler planladıklarını şey yaptılar, haber verdiler. İlk planlanan aktivite cumartesi akşamı için planlanmıştı. Abla saatlerinde kadar bir soru, saatlerinde başlayan tartışma soruları.